pehlivan gibi aslan yürekli, cesur bir sahabe, peygamberin dostu, Enes bin Malik'in kardeşi, Neccar oğullarının yiğidi, Bera bin Malik Hazretleri. İnsan neyi çok isterse onun uğrunda bütün zorluğa katlanır. Hedefinde ne varsa onun için bedel öder, yeri gelir tartaklanır. Varılacak menzil cennet, yürekteki dua şehadet. Budur Bera'nın yoluna varmak, en büyük şereftir Allah yolunda can vermek. Sahabe efendilerimizin her biri diğerinden farklıydı. Kimi Allah ile ticaret yapardı, kimi ilimde 40 kanatlıydı. Kimi adını tarihe yazdırdı hayasıyla, kimi rehber oldu sultanlara adaletin boyasıyla. Kimi yumuşak huyuyla mest etti, cezbetti verasıyla. Hepsi yıldızlar gibi semada parladı şuasıyla. Hepsi ruhları şad etti bıraktığı mirasıyla. Şehadet ise hepsinin ortak emeliydi. Ama şehadet aşkı deyince akla Bera bin Malik gelmeliydi. Şehadet dilinden düşmez, daima aklını meşgul ederdi. Elini açtığında başka şey düşünmez. Şehadet arzusu duasını işgal ederdi. Kardeşi Enes bin Malik hizmetkarıydı sevda peygamberinin. Hizmetten başka hayali olamazdı böyle sevdaya düşen gönül erinin. Bera, ayıptan kusurdan beri olmak demekti. Hizmette en önde, ücrette en geri olmak demekti. Anası Ümmü Süleym tam bir kahramandı. Sade nasihatleri değil, bakışları da pek yamandı. Yavrusunu yetiştirirken peygamber aşkıyla büyütmesi semadan müjdelendi. Bu duaların neticesinde Bera şehadetle muştulandı. Sevda eşiğinden geçtiğinde yaşı henüz 13'tü. Hicretten sonra Müslüman oldu. Adeta gökten bir yıldırım düştü. Anında yüreği imanla doldu. Esmerdi, zayıftı ama cesur, korkusuz bir yiğitti. Bedir savaşını duyunca herkesten önde gitti. Allah'ın nebisi geri çevirdi. Zira küçüktü yaşı. Hazreti Bera bastı feryadı. Eksilmedi gözünden yaşı. Bedir sevincinden sonra yaşı yetsin diye sabretti. Uhud savaşı gelince koştu, en önde harbetti. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet istedi. Dünya ona dar geliyordu. Cennet olmak istediği yerde. O günden sonra İslam'ın girdiği her gazvede yer aldı. Her savaşta bakışları düşmanın kalbine korku saldı. O cesur, korkusuz ve kahraman bir cengaverdi. Hesap kitap yapmadan düşmanın içine dalan bir askerdi. Bir gün Hazreti Ömer onun hakkında Halid'e şöyle bir mektup yazmak zorunda kalacaktı. Ondan asker olarak istifade et, komutan olarak atama Bera'yı. Öne atılır da zarara uğratır onun gibi olmayanları. Bera bin Malik Yemame savaşında bir rüzgar gibi esiyordu. İslam düşmanlarını pervane gibi kesiyordu. Efendimizle birçok savaşa katılan Bera 24-25 yaşlarındayken Nebiler Nebisi gözlerini bu aleme yumdu. Hazreti Bera da kendini halifenin eline çekilmiş bir kılıç olarak sundu. O ne derse onu yapar, nereye gönderirse oraya giderdi. O er meydanında er oğlu erdi. Onun gayretleriyle yalancı peygamber geberdi. Yemame'ye bakın nasıl da kükrüyor düşmana karşı. Cesaretiyle heyecandan titretiyor arşı. Onun sesini duyan düşmanın kalbine doldu azap. Korkudan yerin dibine kaçıyordu Müseylemetül Kezzap. Yemame savaşında Müslümanlar büyük bir sarsıntı yaşıyordu. Büyük komutan Halid bin Velit'in gözleri ise Bera'yı arıyordu. Allah'ın aslanının gözde adamı Bera bin Malik'ti. Kükredi Mehmetçiğin dedesi. Hazreti Bera'ya dedi ki, Bera, o güzel sesinle İslam askerlerine bir konuşma yap. Onların toparlanmasını sağla. Bir volkan ol da şu tepelerden çağla. Hazreti Bera yüksek bir yere çıktı. İslam askerlerine çok etkili bir konuşma yaptı. Ey Müslümanlar! Bugün artık sizin için Medine diye bir yer yoktur. Yalnızca sizin için Allah ve cennet vardır. Bera'nın konuşması İslam ordusunu ayağa kaldırdı. Allah'ın aslanları şaha kalkıp saldırdı. Yemame'nin meydanı tekbirlerle inledi. Melekler bu manzarayı gözü yaşlı dinledi. Bera, beni bir kalkana koyun, kaleden içeriye mancınıkla fırlatın dedi. Nereden aklına gelmişti bu çılgın fikir? Herkes hayret etti. Attılar onu kaleden içeri. Düşmanlar da ona kaldı. Müslümanlar o kaleyi Bera sayesinde aldı. Bera süper bir kahramandı. Kale kapısını içeriden açtı. Enes bin Malik diyor ki, o gün Bera'nın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası vardı. Hazreti Bera'nın sesi çok güzeldi. Çok güzel marş söylerdi. Bir gün hanımların da baktığını görünce şevke geldi. Marşı coşkuyla söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kulağına eğildi. "Ya Bera, Allah var" dedi. Hazreti Bera mesajı anladı, gülümsedi. Enşece isminde sahabe de Bera'yı görünce daha hızlı sevk etti hanımların olduğu develeri. Hazreti Peygamber o naif ruhuyla şöyle seslendi. "Enşece, dikkat et, kıracaksın kristalleri. Tüm dünya hakir görürken o hanımlara kristal derdi. İslam böyle dindi." Hanımların ayağına cenneti serdi. Şehadet vakti geldiğinde Hazreti Bera hicretin 20. yılında İran'ın Tüster şehrinde, Ashab-ı Kiram Sasanilerin en güçlü kalelerinin olduğu bir bölgenin önünde. İslam ordusu şehri kuşatmış, Müslümanlar surların dibinde. Aşamıyorlar surları. Nasıl bu işin üstesinden geleceğini düşünmekte. O anda Sasaniler Arapların alışık olmadığı bir iş yaptılar. Kale surlarının üzerinden aşağılara kızgın demir kancalar attılar. Kancaya takılan Müslüman askerlerini yukarı doğru çekiyorlardı. Çektikleri can çekişen Müslümanları tek tek öldürüyorlardı. O esnada kancalardan biri Bera'nın kardeşi Enes'e takıldı. Enes feryat etti, derileri yakıldı. Kancaya temas eden kıyafetleri tutuştu. Kardeşinin imdadına yine kahraman Bera yetişti. Koşup geldi ve kızgın demiri elleriyle tuttu. Enes'i oradan kurtardı ama ellerini unuttu. Elleri demire değer değmez eriyip yanmıştı. Derisi, eti gitmiş, sadece kemiği kalmıştı. Öyle ki müminler bakmaya korkuyordu. Bera ise Enes'i kurtarmanın sevinciyle kükrüyordu. Tedavisini takip eden bizzat Halid bin Velit'ti. Başında durdu. Günlerce elinin iyileşmesini bekledi. O günler hala kuşatma devam ediyordu. Sahabe yorgundu. Takatler tükeniyordu. Bir anda Ebu Musa ile Eşari Sasani halkından bir kişiyle gizli bir görüşme yaptı. Bir yol gösterirse ona eman verileceğine dair anlaştı. Adamla gittiği kaleye giren gizli bir delik buldu. Birinin oradan girip kale kapısını açması gerekiyordu. Kim cesaret edebilirdi ki böylesi çılgın bir işe? Binler düşman arasından gitmesi gerekirdi girişe. Çarpışarak tek başına gider ama dönemezdi. Kale kapısını açsa da yaşamaya takat getiremezdi. Ebu Musa ile Eşari düşündü ve en sonunda "Bu işi yapsa yapsa Bera yapar" dedi. Ebu Musa Bera'ya görevi söyler söylemez. Cümlenin sonunu Bera dinleyemedi. Sağına soluna bakmadan meydana atıldı. Elleri yaralı olsa da kale kapısını düşmanlara açtı. Müslümanlar açılan kale kapısından içeri girdiler. O anda şiddetle çarpıştılar. Bir erlik sınavı da orada verdiler. Çarpışma esnasında sahabiden biri Bera'nın yanına geldi. Elleri paramparça olsa da canını ortaya koyan kahramana hayranlıkla baktı. Şöyle dedi. "Ey Bera, hatırlıyor musun? Sen bir gün üstün başın toz toprak içerisinde, saçların dağınık bir halde Peygamberimizin huzuruna gelmiştin. Herkes o halinden dolayı seni yadırgarken Efendimiz sana bakmış ve şöyle demişti. Nice saçı başı dağınık, üzeri toz toprak içinde olan ve insanlar tarafından önemsenmeyen kişiler vardır. Eğer bir hususta yemin etseler, bir hususta dua etseler Allah mutlaka onları doğrular ve onların sözlerini kabul eder. İşte Bera onlardandır. O zaman Rabbimize dua et de bize zafer bahşetsin ve bizi bu zor durumdan kurtarsın." Bera kendisi için yapacağı duaya da amin demeleri şartı ile ellerini açtı. O ellerini açınca sahabeler yüreklerini açtı. "Allah'ım bizlere zafer nasip et, düşmanı bizlerin elleriyle kahret ve bana bu sefer şehadet nasip et. Beni bu sefer özlediğim Nebine kavuştur. Bizi cennetinde buluştur." Askerler duaya amin dediler. Sarık yerine başlarına kefenlerini giydiler. Bera kalenin içerisinde İranlıların komutanı Merziban'ı buldu. Onu düelloya davet etti. Ama önce İslam'ı sundu. Merziban inkarında ısrar etti. Başladılar dövüşmeye. Bera Merziban'ı yere serdi. Komutanlarının öldüğünü gören İranlı askerler hepsi birden Bera'nın üzerine saldırdılar. Bera onlarla savaşırken şehadete kavuştu. Duasını yaşıyordu, Rabbi ile buluştu. Tarihler hicretin 20. yılını gösteriyordu. Tarihler daha sonra yazamayacağı bir kahramana şahit oluyordu. Bera o gün 31 yaşlarında gençliğinin baharındaydı. Ama kurban olmuştu Risaletin davasına. Bu yolda canını verdi. Şehit olarak bu dünyadan ayrıldı. Az yaşadı, az konuştu, dünyalıklardan sıyrıldı. Sen ey bunu dinleyen kardeşim, sakın gaflete düşme. Sakın hayal dünyasından bahsediyor gibi düşünme. Sen de bir Bera olabilirsin. Yüreğine o aşk değerse, senin de kalbine peygamber sevdası girerse. Bu öyle bir sırdır ki insanı göklere çıkarır. Hakiki imanla insan kainata meydan okur. Hem kuvvettir iman, hem nurdur. Ahirette saadettir, dünyada huzurdur. Hikaye dinler gibi dinleme ne olur. Kendine bir ders çıkar. Hayatından günahları çıkarmazsan ateş seni yıkar. Terk et günahları ve faydasız işleri. Rabbini tanı, düşün ahirete gidişleri. Çok zaman yok. Gençlik bir anda bitecek. Daimi sandığın dünya zevkleri bir anda yitecek. Gündüzün gecesi, baharın kışı gibi gelecek ihtiyarlık ve ölüm. Eğer namazın yoksa pişmanlıkla bitecek bu bölüm. Gel Hazreti Bera'ya bakalım, onu rehber bilelim. Tövbe edelim geçmişe, günahları silelim. Bir karar alalım, serelim seccademizi. Ağlatmayalım artık, güldürelim ecdadımızı. Hayat geçiyor, ömür kısa. Hatalara düşme sen ol. Bize de çok dua et. Allah'a emanet ol.